Üçüncü ünitemiz kan dolaşımı. Dolaşım sistemi kana sürekli hareket veren bir motor yani kalp ve kanın içinde dolaştığı damar sisteminden oluşmaktadır. Genel olarak kalpten çıkan damarlara arter, kalbe açılan damarlara ise vena veya ven adı verilir. Dolaşım sisteminin fonksiyonlarına baktığımızda temel yapı taşlarına kadar parçalanmış besin maddeleriyle dış ortamdan alınan oksijen ve iç salgı bezlerinde üretilen hormonların doku ve hücrelere taşınması, metabolizma sonucu ortaya çıkan karbondioksit ve artık ürünlerin dış ortama atılması olabilmesi için belirli boşaltım ve solunum organlarına taşınması. Metabolizma sonucu meydana gelen ısının ve dışarıdan alınan suyun vücuda dengeli bir şekilde yayılması olduğunu görüyoruz fonksiyonunu. Kalp göğüs boşluğu içinde akciğerler arasında bulunan dış görünüş olarak vücuda oranla küçük kastan yapılmış, oldukça küçük, küçük kastan yapılmış bir pompa aslında ve kanı pompalama görevi var. Antomik olarak ise kalp sağda ve solda birer kulakçık yani atriyum ve karıncık yani ventrikül olmak üzere dört boşluktan oluşuyor. Sağdaki atriyum ve karıncığı triküspidal kapak, soldaki atriyum ve karıncığı ise biküspidal ya da mitral kapak ayırır. Kalbin sol karıncığı ile kalpten çıkan ve organizmanın en büyük atar damarı olan aort Damarın başlangıcı arasındaki aortik semilunar kapak vardır ve benzer olarak pulmoner semilunar kapak sağ ventrikül ile kanı akciğerleri taşıyan arteria pulmonalis arasında bulunmaktadır. Kan kalbin sağ kulakçığına vena kavalar aracılığıyla tüm vücuttan pompalanarak getirilip kalbin sağ karıncığından arteria pulmonalis aracılığıyla akciğerlere gönderilir. Kalbin sol kulakçığına ise vena pulmonalis ile akciğerlerden getirilip kalbin sol karıncığından aorta ile tüm vücuda yayılır. Kalbin dış yüzünü perikard denilen bir zar kaplar ve endokard ise kalp duvarının ve kapaklarının iç yüzeyini örten ince fibroz bir zardır. Pulmoner ve sistemik dolaşıma baktığımızda e, şunları söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle kan vücutta iki ana sistemde dolaşıyor ve bunlara pulmoner yani küçük ve sistemik yani büyük dolaşım adı veriyoruz. E, pulmoner dolaşımda kalpten oksijensiz kan akciğerlere taşınır, oksijenlenir ve geri o kalbe geri döner. Bedeni dolaşan oksijeni kullanılmış kan akciğer alveollerinde karbondioksitini kaybedip oksijen kazanır ve sistemik dolaşımda ise akciğerlerde oksijenlendirilen ve kalbe gelen kan kalbin pompalama göreviyle sol ventrikülden aortaya fırlatılır ve aorta aracılığı aracılığıyla tüm bedene oksijenlenmiş kan böylelikle gönderilmiş olur. Bu da büyük dolaşım olur zaten. <laughs> Kalp kası sinir sisteminden bağımsız olarak uyarım oluşturabilen ve bu uyarımı kalbin bütün bölgelerine ileten özel bir iletim sistemine sahip. Sinuatrial düğüm dediğimiz bölge kalp kasının kasılmasını başlatan ve kasılma gevşeme evrelerinin hızını tayin eden ana bölgedir. Sinoatriyal düğümde oluşan uyarılar sağ atriyumun tabanında atriyumlar ile ventriküler arasında bulunan atrioventriküler düğüme ulaşır. Atrioventriküler düğüm histemeti dallarına ayrılır ve histemeti de Purkinje liflerine ayrılarak ventrikül kası hücrelerine kadar uzanır. Bu ileti sistemi sayesinde kalp fonksiyonel bir bütün olarak çalışabilir. Kalbin Kasılmasına sistol adı veriyoruz ve gevşemesine de diastol adı veriyoruz. Kalp siklusu, atriumların sistoli, diastolü ve peşi sıra ventriküllerin sistoli ve peşinden de yine diastolünden oluşur. Ventriküler sistol yapmaya başladığında ventrikül kaslarının gerginliğinin arttığı döneme izometrik kasılma dönemi adı veriyoruz. Tüm kapakların kapalı olduğu döneme ise izometrik gevşeme dönemi adı veriyoruz. Kalbin her sistolünde bir ventrikül tarafından fırlatılan kan hacmine atım hacmi adı veriyoruz ve bir ventrikülden dakikada atılan kan miktarına ise dakika hacmi veya kalp debisi adı veriyoruz. Kalp seslerine baktığımızda kapakların kapanması ve kapanırken oluşturdukları titreşimler nedeniyle kalp kasılması ve gevşemesi esnasında bir takım sesler duyuyoruz ve bunlara kalp sesleri adı veriyoruz. Kalp enerji kaynağı olarak daha çok yağ asitlerini ki %65 oranında daha az olarak da glikoz, laktat, pürüvat ve keton cisimlerini kullanıyor. Kalbin oksijen tüketimi diğer dokulardan ise çok daha fazla. Kan damarlarına baktığımızda dolaşım sisteminde arterleri, venaları ve kapilerleri görüyoruz. Yani üç çeşit damar yapısı görüyoruz. Kapiler damar kan ile dokular arasındaki madde alışverişini sağlayan damarlar. Arterler kalpten çıkan damarlar ve kanı kapillerlere taşıyor ve pulmoner arterler hariç hepsi oksijence zengin kan da taşıyor. Venalar ise kanı kapillerden taşıyan ve kalbe giren damarlar ve yine pulmoner venalar hariç hepsi oksijenden fakir kan taşıyor. Tüm kan damarlarının içine de endotel tabakası adını verdiğimiz bir e, özel tabaka kaplıyor ve kapiler damarlar sadece endotel tabakasından yapılmıştır. Büyük kan damarlarının endotel tabakası üzerinde düz kaslardan yapılmış bir kas tabakası da bulunmaktadır. Aorta ve büyük arterlerdeki kanın damar çeperine sürekli yaptığı basınç kan basıncı veya tansiyon olarak tanımlanıyor. Ventriküllerin sistoli ile ventriküllerdeki kan damarlara verilince oluşan basınca sistolik kan basıncı, ventriküllerin diastoli ile oluşan ve damarlarda kalan kanın basıncına ise diastolik kan basıncı adı veriyoruz. Canlının sistolik ve diastolik kan basıncının normal sınırların üzerine çıkması hipertansiyon, olarak değerlendiriliyor ve hipertansiyon kalbin pompaladığı kan miktarının artmasından veya periferik damar direncinin artmasından kaynaklanıyor. Sistolik ve diastolik kan basıncının normal sınırların altına düşmesi ise hipotansiyon olarak tanımlanıyor ve hipotansiyon da kalp pompaladığı, kalbin pompaladığı kan miktarının veya periferik damar direncinin düşmesinden kaynaklanıyor. Yani hipertansiyonun tam tersi olarak değerlendiriyoruz hipotansiyonu. Kalbin dakikada Dakika hacminin organların ve dokuların kan ve oksijen ihtiyacını karşılayamaması sonucu oluşan e, olgulara biz dolaşım yetmezliği yani şok olarak tanımlıyoruz. Nedenlerine göre de travmatik şok, hipovolemik şok, kardiyojenik şok, septik şok ve anafilaktik şok olarak sınıflandırıyoruz. Kan basıncının dar sınırlar içerisinde tutulabilmesi için sinirler ve hormonlar birlikte görev alıyorlar. Merkezi sinir sistemindeki kan basıncını etkileyen ve düzenleyen merkezler otonom sinir sisteminin sempatik telleri aracılığıyla hem kalbin atım gücünü ve sayısını arttırarak hem de arteriyollerin çaplarını daraltarak kan basıncını arttırırken parasempatik teller aracılığıyla da tam tersi etki ederek kan basıncını düşürürler. Kan basıncının düzenlenmesinde kan damarlarını daraltan endotelin, anjiyotensin 2, vazopresin, katakominler gibi ve kan damarlarını genişleten natriüretik peptitler, kanin kalikrein sistemi, nitrik oksit, prostosiklen gibi genel ve lokal etkili hormonlarda görev almaktadır.